Herkese merhaba. Bugün 8. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılık çalışma soruları 1. videoyla karşınızdayız. İlk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil cümleye durum anlamı katmıştır? Biliyoruz ki zarf fiiller cümleye durum ya da zaman anlamı katar. Dolayısıyla biz yüklemimize ne zaman ya da nasıl sorusu sorduğumuzda bir cevap alırız. Buna göre de durum mu yoksa zaman zarfı mı olduğunu belirtiriz. Nasıl sorusuna cevap veriyorsa durum zarfı, ne zaman sorusuna cevap veriyorsa zaman zarfıdır. Annem eski komşularımızı görünce çok sevindi. Annesi ne zaman çok sevinmiş? Eski komşularımızı görünce, ince zaman bildiriyor. Dolayısıyla zaman zarfı deriz. Z koydum başına. İşini bitirdiğinde bana da haber verirsen sevinirim. Ne zaman işini bitirdiğinde? Burada da yine bir zaman var. Yaylaya çıkarken yolda iki tane karaca gördük. Ne zaman gördük? Yaylaya çıkarken gördük. Burada dığında diğinde zarf fiil, burada ken, burada ınca ince olabiliyordu. İnce de olabiliyordu. Yine burada ne zaman sorusuna cevap var. Depremde neler yaşadıklarını üzülerek anlattı diyelim biz. Yüklem yazılmamış ama anlattı. Nasıl anlattı? Üzülerek anlattı. Burası durum zarfı olacaktır. Nasıl sorusuna cevap verenler durum zarfıdır. Cevabımız D seçeneği. Diğer soru. Küçük sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Küçük bir kız beni gülerek karşıladı. Yaş olarak küçük. Evdeki küçük bir kedi de sevimliydi. Yine yaş olarak küçük. Arkadaşım belediyede küçük bir memurdu. Buradaki küçük hani daha kıdemsiz anlamında, daha alt seviye anlamında kullanılmış. Birkaç yıl sonra bu küçük filanlar büyür. Bu da yine yaş olarak ya da boyut olarak küçüklükten bahsediliyor. Cevabı C seçeneği olmalı. Diğer soru. Aşağıdaki tabloda yer alan cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin görevini uygun kutulara işaretleyiniz. Nihayet çalışmaya başladım. Ma, isim fiilim yani fiilimsin. Kurban etinden yapılan kavurma çok lezzetliydi. Kavurma isim fiil olmasına rağmen artık bir yemek adı olduğu için kalıcı isim olmuştur diyeceğiz. Sabah olunca yola çıkarız. Inca, ince, zarf fiilimiz. Fiilimsimiz yani. Dolmuşta yaşlı bir teyze yer verdim. Yine buradaki dolmuş kalıcı isim olmuştur. Tatil için İzmir'e gitti. Bu da fiildir, çekimli fiilimiz. Bu şekilde uygun kutulara işaretleme yaptık. Evet, üniversiteye girişinde gerekli evrakları tamamlayıp bekleme salonuna geçti. Salonda tanıdık insan aramak yapılacak iş değildi. Şöyle numaralandırıyorum. Sıra kendisine gelince gülümseyerek memura yöneldi. Kaydını tamamladığında, yanlış yazılmış kayıt, bekleyen kalabalığın arasından yürüdü gitti. Bunları şimdi kutulara yazacağız. 1. Giriş, iş, iş, mayışmaktan nedir isim fiildir? 1 diyorum, virgül. Tamamlayıp, ıp, ip, zarf fiildir. 2'yi buraya yazdım. Tanıdık, dıktik, sıfat fiildir. 4, 3'ü atladık pardon. Bekleme yine mame isim fiildir. 3'ü yazdım. Tanıdık, dık, dik, sıfat fiildir. Anası mezar dikecekmişten. Aramak, makmek, mayışmaktan isim fiildir. 5 numarayı yazarım. Yapılacak, acakecek sıfat fiildir. 6 numarayı buraya yazarım. Evet. Biraz daha düzgün yazalım. 7 numaraya bakınca gelince, ınca, ince, zarf fiildir. Buraya yazalım. Gülümseyerek, erek, arak, zarf fiildir. 8'i buraya yazalım. Size de bitiyor olsun o zaman. Fiilimsilerden 4 harfli olup da, 4 ve 4 üzeri harfli olup da zarf fiil olmayan tek ek ecek acaktır. Yani ecek acak haricindeki, sıfat fiil olan ecek acak haricindeki diğer bütün 4 ve daha fazla harfli fiilimsi ekleri 4 ve 4 üstü mesela ınca, mesela dığında diğinde, mesela arak erek gibi bunların hepsi kesinlikle zarf fiildir diyeceğiz. Yani
demek istediğim 2, 3 harflerin hepsi isim fiil ve sıfat fiil. 4 harflerden sadece acakecek sıfat fiil. Onun haricinde 4 ve 4'ten fazla harf sayısına sahip olan eklerimizin hepsi zarf fiildir. Bakın dığında diğinde bakıyorum. 3, 5, 7 harfi kesinlikle zarf fiil diyeceğim. Bekleyen, en sıfat fiilim. Anası mezar dikecekmişten zaten bunu öğrendik. Şöyle daha düzgün yazalım. 10 tane var sanırım. Bakalım 3, 6, 7, 8, 9, 10. Hepsini bu şekilde yerleştirmiş olduk. Evet, aşağıdakilerin hangisinde kulak kelimesi bir deyim içinde yer almıştır? Deyim. Kuzunun minicik kulakları benekliydi. Deyimler genellikle mecaz anlamlıdır. Dolayısıyla burada gerçek anlamda kullanıldığından kulak sözcüğü deyim değildir. Kepçe gibi kulakları vardı adamın. Burada bak gerçekten kulağından bahsediyor. Sadece kepçeye benzetmiş ama deyim değil. Pencereden dışarıya kulak verdi. Gerçekten kulağını vermiyor. Yani orada konuşulanları duymaya çalışıyor. Kulak vermek budur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Kulağını çektiği çocuk ona küstü. Burada yine gerçek anlamda kullanılmış deyim olan seçeneğimiz C. Aşağıdaki cümleleri inceleyip öznel olanların başına ö, nesnel olanların başına ne yazınız? Çok etkileyici bir konuşma yaptı. Kime göre, neye göre etkileyici? Öznel derim. Seneye 9. sınıfa geçeceğiz. Kanıtlayabilirim. Nesnel derim onun için. Belki de ona geçecekler. Yanlış diyebilirim buna ya da doğru da diyebilirim. Yanlışlığı veya doğruluğu ölçülebilen ifadeler nesneldir. Bugüne kadar en beğendiğim belgesel buydu. Burada kendisinin beğenisinden bahsetmiş. Özneldir. Bu sınav çok kolay olmuş. Kime göre, neye göre? Başkası zorlanmış olabilir. Özneldir. Mavi bir yatak örtüsü sermiş. Kanıtlayabilirim. Bakarım mavi mi, yeşil mi diye. Onun için nesneldir. Kanıtlayabildiğimiz ifadeler öznel, pardon, kanıtlayabildiğimiz ifadeler nesnel, doğru ya da yanlış diyebildiğimiz ifadeler nesnel, doğruluğu veya yanlışı tartışılamayacak ifadeler özneldir. Evet. Aşağıda tanımı eksik verilen anlatım biçimlerinin boşluklarını tanımdan hareketle tamamlayınız. Hemen numara verelim. Tartışmacı anlatım, açıklayıcı anlatım, betimleyici anlatım, öyküleyici anlatım. Varlıkların okuyucunun gözünde zihnine canlanacak şekilde ayırt edici nitelikleriyle resim çizer gibi anlatılmasına betimleyici anlatım denir. 3 numarayı diyorum. Tasarlanmış veya yaşanmış bir olayın başkalarına sözle ya da yazılı anlatıldığı anlatım biçimine nokta nokta denir. Bir olay anlatılıyorsa nedir? Evet, öyküleyici anlatımda bir olay yazısıdır, sırasıyla anlatılır. Nokta nokta anlatımda yazar duygularına yer vermez. Nesnel bir anlatım hakimdir. Yani bilgi verici bir anlatım nedir? Açıklayıcı getiririm buraya. Son olarak zaten tartışmacı kaldı. Tartışmacı anlatım biçiminde önce eleştirilecek olan düşünce verilir. Yazar kendi düşüncesinin doğruluğunu eleştirdiği düşüncenin ise yanlışlığını savunur. Genelde de şöyle bir kalıp vardır. Sizce de bu doğru mudur? Aslında bu böyle değil mi? Gibi karşı tarafla bir sohbet havasında ona soru soruyormuş gibi, cevap alıyormuş gibi davranılır. Tartışmacı anlatımda aynı zamanda söyleşide de aynı özellik görünür. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilir, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.